Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle butik yaş pasta yapacağız. Butik yaş pasta için malzemelerimiz 6 adet yumurta, sıradan bir akıma veriyoruz. Sarısını bir akıma verdikten sonra bir bardak şekeri yarısına bu şekilde sıvıyorum. Arkadaşlar şimdi yumurtanın akı bu şekilde oldu. Katı bir hale aldı. Yumurtanın sarısı da bu şekilde oldu. Bu ikisini yaptıktan sonra sarısının içerisine bir su bardağı un ilave edeceğim. Tabi yaptığımız pastada bütün pasta çalışmalarında her zaman deneyeceğiz bunları. Ve sonrasında bunu çok fazla da bu şekilde hafif bu şekilde ıslakken hemen bunun altına benzine ilave ediyorum. Bu şekilde yavaş yavaş aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde karıştırıyorum. Yaş pastanı şimdi size iç kreması nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu şekilde kuantil çikolatalı küçük küçük doğradık. Ve gammeri usulü bu şekilde erittik. Bu şekilde erittikten sonra yalnız 400 gram kuvertür çikolata krem boğazlı. İsterseniz siz bunu sütlü ya da sütlü çikolatalı da yapabilirsiniz. 400 gram da süt kreması.
şekilde iyice eridikten sonra bunu ocağımızdan alıyoruz. Ilıklaştırdıktan sonra buzdolabına dinlenmeye bırakıyoruz. Pandispanya kekimizi kestik. Her katına bir su bardağı su ve yarım su bardağı şeker kattık. Her katını ıslattık. Islattıktan sonra hazırlamış olduğumuz kremayı, frambuazlı kremayı kaplara döktük. Sonrasında pandispanya kekini en üst kısma altta kalacak şekilde şu şekilde yerleştiriyoruz. Üst kısmını şerbetlemenize gerek yok. Daha sonrasında bu şekilde her tarafına frambuazlı getirip bir gün bekletiyoruz. Bir gün donduktan sonra bir sonraki videomuzda şeker hamuruyla kaplayacağız. Pandispanya kekimizi hazırladık. Ganajımızı sürdük. Bir gün bekledi. Bir gün bekledikten sonra bu şekilde ben şeker hamurumuzu açtım. Bu şekilde tatlının üstünü kaplayacağız. Hava almasın gibi bir şekilde güzel arkadaşlar, butik yaş pastamızı şeker hamuruyla süsledik. Şimdi şeker hamurunun üstüne bir ayıcık figürü yapacağız. Sizlerle birlikte. Şu şekilde öncelikle gövdesini. Ayaklarını yapacağız.
değiştirmek için. Şimdi gözleri belirlemek için öncelikle şu şekilde çukur oluşturacağım. Bu şekilde şimdi ayırcık olduğu belli olsun diye şu şekilde makasla keserekten tüylerini yapacağız. Dikyaj pastamız hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.